Kızım aşağı yukarı 2022'de 2 Ekim'de kaybediyor. Evden çıkarken kendisine baba ben hastaneye gideceğim dedi. Tamam kızım dedim. Rahatsızım zaten kendim. Normalinde kronik hastasıyım. Hava kullandığım için fazla yürümelerimde sıkıntı yaşıyorum. Ondan sonra kızım hastaneye gitti. Hatta çıkardım 50 bin 50 lira bir para verdim eline. Git çabuk gel kızım dedi. Baba dedi taksimden dedi şey alacağım dedi. Perik alacağım, saç periği alacağım dedi. Tam kızım çabuk dedim git gel ki dedim bizim şeyde bırakma zorlukta bırakma. Kızımız o gün gitti. Akşam üzeri bekledik kız gelmedi. Ondan sonra aradan belli bir zaman geçti. Annesini aradım. Dedim ki işte geldi mi Zeynep diye. Gelmedi dedi. İlk gün. İlk gün çocuk bürosuna bildirdim ben. Aradan 6 gün geçtikten sonra Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Benim kızım kayıp diye. Savcılık evraklarını falan verdikten sonra da kızı aramaya başladık. Ben 3 ay savcılığa dedim ki Sayın Savcım çocuk bürosunu arayın. Arıyor orayı. Diyor ki işte kamera kayıtlarını bize gönderin o mıntıkaların. 10 gün geçiyor, 20 gün geçiyor, 30 gün geçiyor kamera kaydı gelmiyor. Savcılığa gidiyorum tekrar kamera kayıtları için yazı dilekçe gönderiyor karakola. Çocuk bürosuna, Beyoğlu Çocuk Bürosu'na. Orası daha göndermiyor. Yani aşağı yukarı 2,5 ay bizi bu şekilde oyaladı, kamera kayıtları alınmadı. Sonradan savcı benden sıkılmaya başladı. Çünkü 10 günde, 15 günde bir geliyorum ya. Yani sıkıldığını da niçin anlamadım. Yani orada tipimize bakıyor. Tipimiz mi farklı görünüyor ona? O açıdan benim evladım kayıp. Ben 1 sene 7 aydır kendi emellerimle, emniyeti bırak kendi emellerimle arıyorum. Kayserilere gittim, Mersin'e gittim, Silivri, Beykoz, bilmem nere, her yere gittim. Evladımı arıyorum, evladımdan hiçbir yanıt gelmedi. Ama Sayın Savcı'ya ben bunun aynısını söylediğimde benim elimde 30 tane dosya var. Ben nasıl bakacağım onu deyince o anda deşarja geldim. CİMS savcılığına çıktım. 7. 8. katta CİMS savcılığına çıktım. CİMS savcılığına aynı konuyu anlattım. Aradan 5 gün sonra o savcı görevinden alındı, başka savcı verildi. Daha ben 3-4 defa gittim dosya için, araştırmak için işte kamera kayıtlarını istiyorum dedim. Orada çekildi mi, çekilmedi mi? Bununla ilgili savcı bize orada bir bayan savcıydı. Bakıyoruz dedi, edeceğiz dedi. 10 gün geçti, 20 gün geçti. Kamera kayıtları gelmedi. Ben tespit ettiğim yerlerde, göründüğü yerlerdeki kamera kayıtlarına da işte memurun gidip orada bakıp o kameralara bakılmasını belirttiğim halde daha hele çocuk bürosu, Beyoğlu Çocuk Bürosu bakmadı. Ben Üsküdar Emniyet Müdürlüğü'nden bizi aradılar. Üsküdar'dan Çocuk Bürosu'ndan. Ercan Başkomiser aradı. Allah ondan gerçekten mübarek Ramazan günündeyiz. Bin bir yani şekilde duacıyım, kendisine de teşekkür ediyorum. Bize çok davranış farklı, bir gelişim de bize farklı şekilde geldi. Zeynep Kayseri'ye bilet almış. Komiser bana söylüyor. O araştırma yapmış. Bana diyor ki Zeynep diyor Kayseri'ye Atay'a diyor otobüs bileti almış. Otobüs bileti almış diyor ve bu diyor kızını yani Fatma Şirin Yıldırım kızımın büyük kızımın adını almış bileti. Kendi adını almamış. Ve aradan 3-4 gün geçti. Ben Kayseri'ye gitme temenninde oldum. Kayseri'ye gideceğiz de maddi durumumuz da kısıtlı biliyorsun. İşte yani günlük kazançla geçinen insanız. Bu şekilde aldık kendimizi Şişli Belediye Başkanı'na gittim. Allah razı olsun kendisinden. Muammer Keskin'e. Buradan özel kalemine. Gerçekten Allah binlerce razı olsun kendilerinden. Hemen bize uçak biletlerimizi kestirdi. Bize orada otel ayarladılar. Ben kızımla beraber uçağa bindik, Kayseri'ye gittik. Direkt o gün şey yapmadan Cumhuriyet Savcılığına gittim. Bir dilekçe yazdım. Kızımın Kayseri'de olduğunu, Hatay'da olduğunu beyanında bulundum. Savcılığa bir dilekçeyle beraber benim evrağım Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilsin diye bilgilendirdim. Aynı şekilde Sayın Savcı bize yardımcı oldu. Allah razı olsun kendisinden.
Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne yazıyı yazdı. Yazıyı da onlar gönderdi. Biz 7 gün otelde kaldık. Aynı geldiğimiz gün oranın Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. Kayıp şubeye gittik. Kayseri'deki girdiğimiz emniyete çıktığımızda işte burada olduğunu, işte şu 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 isimleri verdik oradan. Bazı elimizde deliller vardı. O delilleri verdik. O kızınızdan herhangi bir resmi kurumlar aracılığıyla bilgi alamadığınız için sosyal medyada kızınızın izini sürdünüz. Evet. Ve bu sırada bir TikTok hesabına denk geliyorsunuz. Evet. Herhalde. O TikTok hesabından paylaşılan bir videoda kızınızı görüyorsunuz. Evet. Ve o hesaba yazıyorsunuz. Yazıyorum. O da beni engelliyor. 7 ay yazıyorum. 7 ay sonra engelliyor. 7 ay sonra engelliyor. Çünkü o kadar şeyler yazıyorum ki. Yani o kişinin de farklı bir yapıya sahip olan bir TikTok yapan kişi. Yani o TikTok, bir tane zaten TikTok yapmış. Kızın o resmini atmış orada. Onun üzerinden yürümeye çalıştık. Kayseri'ye gittik. İşte Kayseri'de oradaki emniyet bana şunu söyledi. Biraz nefes darlığım var. 6. kat çıkacaksın oraya da. Çıktık neyse orayı. Dedim ki böyle böyle durum dedim. Dedi ki tamam dedi bakacağız edeceğiz dedi. Yalnız dedi o mahalle dedi sıkıntılı. Melik Gazi, Kayseri Melik Gazi bir mahallesi. Bizi de ürküttüler o konuda yani. Çocuklarım var yanında yani bir anda etkilendim yani. Ondan sonra 7 gün kaldık orada ben kızımın meydan var Kayseri meydanında. 1000 tane fotoğrafı vardı şu fotoğraflarını. Evet. Şu fotoğrafını ben kalkıp orada her yere astım. Orada yaptığımız araştırmalar kendi irademizde, emniyet değil. Yani devlet kurumları hiçbir şekilde aramıyor. İnanın kendi mücadelemle, evladımla beraber ben kalkıp orada işte gayrimeşru koşturan insanlar, o alemin içerisinde olan insanları onların ortamlarına girerek kızımı aramaya çalıştım. Aldığım bilgiler Kayseri'de olduğunu beyan ediyorlar. 7 gün süreç içerisinde kaldık Kayseri'de. Ama Zeynep'in orada kaldığını, bir Ezgi ismi kullandığını, Ezgi, ikinci bir isim, Ezgi olarak kullandığını beyan ediliyordu. En sonunda işte orada o mahalleye girdik. Emniyete tekrar gittik ki biz gideceğiz dedik. Yani bu netice var mı dedik. O bize dedi ki biz dedi bulursa dedi emniyetten dedi sana dedi ararız haber veririz dedi. O da telikle aldık kendimizi geldik. Ve bu tarihe kadar geldikten sonra da zaten evladımı da hala arıyoruz. Aramadığım yer kalmadı. Ömrümün yeteceği kadar ben kızımı arayacağım. Ama emniyetin, devletimin bu konuda yardım elini uzatmasını istiyorum. Bugün bir tane kedi dalda kalıyor, itfaiye geliyor, daldan aşağı indiriyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani mantığın, eğer bu bir kedi ise, bu da bir insan ise, devlet buna sahip çıkmak zorunda, aramak zorunda. İşte kayıp şubesine gidiyorsun, işte GBT'ye takılırsa, bakacağız, bulacağız. Öyle bir şey mi var? Ben zengin olsaydım, milyoner olsaydım şu durumda, benim kızımı bütün kanallar arardı. Bütün herkes arardı. Yani ama fakir olduğumuz için bir de belki esmer vatandaş olduğumuz için görünümümüz farklı görüldüğü için bu şekilde kimse bize fazla destekte bulunmuyor. İçişleri Bakanı'na kadar aradım. İçişleri Bakanı'nın genel sekreterini aradım. Valiyi aradım. Vatan Cadde Emniyet Müdürlüğü'nü aradım. Bütün emniyet teşkilatlarını aradım. Bir noktaya dönüşüyle ve hiç kimse bize dönmedi ya. Ben şunu da açık söylemek istiyorum artık yani herkes bilsin. Ayrımcılık sakın Türkiye'de yok demeyin. Vallahi billahi yemin ediyorum Türkiye'de ayrımcılık devam ediyor. Ben buradan yine devletimize, başkanlara, herkese sesleniyorum. Lütfen rica ediyorum. Sizin de evladınız olabilir. Bir an önce evladım, kızımın bulunmasını istiyorum. Yalvarıyorum size, gerçekten yalvarıyorum. Onu bulduğumda ben de vücuden, bedenen rahatlayacağımı düşünüyorum. Zeynep'in şu anda hayatından bile endişe etmekteyim. İnanın. Çünkü
bir hafta uzak kalan bir maksum evinden annesini veya beni ya kardeşlerini aramayacak bir kız değil. Birileri tarafından benim kızım tutuyor. Yani kaçırıldı evet kızım benim, birinin elinde ama ne olursun olsa alsın onu, bıraksın onu. Allah rızası için benim kızımı bıraksın. Neredeyse kim tutuyorsa, kim biri kötü yollara mı düşürdü benim kızımı? Allah korusun olsa biri mi tutuyor? Benim kızımı bıraksınlar. Onu istiyorum ben. Allah rızası için.